Herkese merhaba. Bugün Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ndeyiz. Yanımızda çok kıymetli Doktor Fatih Erbakan Bey var. Fatih Bey, bizi kabul ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fatih Bey'e ilk sorum güncel bir meseleden olacak. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dava açıldı biliyorsunuz Fatih Bey. Bu konuda siyasette bunun etkileri ne derecede olur? Bunun siyasette yansımaları ne olur ve kapatılması hususundaki görüşünüz nedir? Çok teşekkür ederim. Tabii biz bununla ilgili yaptığımız açıklamalarda dava açılmadan önce de sorulduğu zaman böyle bir yöntemin fayda getirmeyeceğini ifade etmiştik. Çünkü bugüne kadar bu söz konusu siyasi hareketin birçok partilerini kapattılar. Her kapanmadan sonra yeni kurulan parti daha yüksek oy almaya başladı ve en sonunda kendi başına barajı açacak hale geldi. Dolayısıyla bu bir çözüm olmuyor. Bir diğer taraftan tabii oy veren 6 milyon insan var. Toplumun çok önemli bir kesimi. İşte çoluğuyla çocuğuyla 10 milyondan fazla insanı ilgilendiren bir durum. Bunların hepsini birden cezalandırma anlamına geliyor. Onların oy verdiği, gönül verdiği partiyi kapattığınız zaman 10 milyonluk bir kitleyi de cezalandırıyorsunuz. Halbuki suçun şahsiliği esastır hukukta. Yani bu teröre destek olmuş, terör propagandası yapmış dediğiniz parti içinde kimlerse bunlarla ilgili bir soruşturma, bir dava olabilirdi. Yine belki onlar suçlu bulunması halinde siyasi yasak da o şahıslara belki getirilirdi. Ama partiyi kapatmak dediğim gibi bütün bir camiayı, bütün bir milyonlarca insanı aynı suç kategorisine sokmak manasını taşıyor. Bir de Allah gani gani rahmet etsin, Erbakan hocamız bir dönem bir olay olmuştu. Dedi ki bizim arkadaşlarımızdan bir tanesine, sizin yapacağınız bu hareket muarızlarımızın gazetelerini gülümsetecek, tebessüm ettirecek. Onların hoşuna gidecek. Şimdi bir eski MİT başkanımız da demişti ki herhangi bir suikaste sonuçları kimin işine yaradıysa suikaste onlar planlamıştır. Şimdi burada şuraya getirmek istiyorum. Burada en çok sevinen kesim hangisi olacak HDP'nin kapatılması halinde? Bir defa PKK olacak. Silahlı unsurlar. Neden? Diyecekler ki kardeşim bize demediler mi? Yıllarca ovaya in, dağdan in, siyaset yap. Tamam peki siyaset yaptık. Bak siyasette yaptırmıyorlar. Yani PKK kesimi, kanadı bunu propaganda olarak kullanacak. Orada gençleri zehirleyecek. İşte kayyum atandı, belediyeyi kazandık da ne oldu? Siyaset yaptınız da ne oldu? Biz size demiyor muyduk? Silahlı mücadele yapmak lazım. Bu onlara çok güçlü bir argüman, çok güçlü bir propaganda malzemesi vermiş olacak. Bunun yerine bizim HDP'yi siyasi olarak yenmemiz gerekirdi. Onun bu oyları almasına sebep olan, bizden kaynaklanan, devletten kaynaklanan, oradaki kanaat önderlerinden, sivil toplum kuruluşlarından, kimdense kaynaklanan problemleri ortaya koymak, oraya giden siyasi olarak akımı önlemek, siyasi olarak onları yenmek çok daha etkili olurdu. Peki başkanım, bunlar dediğim burada gibi çözümden çok çözümsüzlüğü getirecek diye endişe ediyoruz. Peki burada yargının işlemesi doğal değil midir? Yani bir partinin yönetimi, Cumhurbaşkanı yönetim işte PKK ile arasını koparmadı deniyor. Çünkü burada mesele ideolojik bir mesele. Doğrunun yanında olması gerekiyor. Terörle arasında mesafe koyulması gerekiyor. Benim anladığım siz asıl bunun üzerine çalışılması gerekiyor. Terörle mücadele arasında siyasi bir konjonktürde hareket edilmesi gerektiğini siz savunuyorsunuz. Yani tabii HDP yöneticilerinin, en azından üst tepe yönetiminin ideolojisi, siyasi çizgisi bizim tarihimizle, kültürümüzle, o bölgenin, hele Moğolların, şeyhlerin, medreselerin diyarı, Anadolu'nun diğer bölümlerinden 300 sene, 400 sene önce İslam'la tanışmış, evet, alimler, hocalar yetiştirmiş, çok dindar, çok muhafazakar bir seçmeni olan Kürt seçmen bu şekilde. Evet. Necmettin Erbakan hocanın da zamanı. Hocaya da evet, en büyük desteği vermiş. Evet. Fakat ne olmuş da dediğim gibi bu toplumun değerleriyle, kültürüyle, tarihiyle, ideolojisi, değerleri, öncelikleri, hedefleri uyuşmayan bu yapı orada bu kadar oy almış. Urfa gibi bir yerde 4 milletvekili çıkarmış. Hı hı. Yani bu dediğim gibi çalışılması lazım. Önlenmesi için siyasi mücadele yapılması lazım. Ha, bu yapılırken tabii ki teröre destek olduğu, terör propagandası yaptığı belli olan kişi HDP'de de olsa, başka partide de olsa hukuki sürecin işlemesi lazım. Biraz evvel söylediğimiz evet, gibi şahsi suçun şahsiliği esası üzerinden adil bir şekilde yargılanıp hukukun gerektirdiği ceza verilebilir. Ama parti kapatmak
daha çok güçlenmek, daha çok kenetlenmeleri, daha reaksiyoner hale gelmeleri. Bir de o silahlı kanat, dağdaki kanat, dediğim gibi argümanı güçlenecek, eli güçlenecek. Bak bu ülkede işte devletin durumu bu. Biz zaten bunun için silahlı mücadele yapıyorduk. Hadi şimdi gelin siz de daha çıkın, silahlı mücadele yapalım demesi için aslında ona katkı sağlamış olur. Eyvallah. Bundan endişe ediyoruz. Evet, bir diğer sorum ittifaklar meselesi. Size üçüncü bir ittifak söz konusu olur mu? Hem bunu sormak istiyorum. Hem de geçtiğimiz günlerde Meral Akşener'i ziyaret etmiştiniz İYİ Parti Genel Merkezi'nde. Bu Meral Akşener'in bir açıklaması oldu Sayın Meral Akşener'in. Dedi ki, Cumhur İttifakı etle tırnak gibi biz seçim projesi üzerine birleşmiş bir ittifakız demişti. Bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Bir de üçüncü bir ittifak sizce söz konusu olur mu? Onunla ilgili tabii şunu ifade etmiştik. Bir defa iktidar kanadı, Cumhur İttifakı uzun zamandır bütün seçimlerde diyor ki efendim karşı tarafta iki tane unsur var. Asıl temel unsurlar. Bir tanesi CHP. CHP'nin zihniyetini daha önce iş başında olduğunda yaptıklarını millet biliyor. Dolayısıyla CHP'den bir hayır gelmez. Peki diğeri ne? O da HDP. İşte şimdi kapatma davası açıldı. HDP'yi de terörle özdeşleştiriyor ve diyor ki bu ittifakın içinde, yani bizim Cumhur'un dışındaki bu HDP'nin, CHP'nin olduğu yapının, ittifakın içinde kim gelirse gelsin hayır gelmez, bir işe yaramaz, yanlış yapmıştır. Teröristlerle, CHP zihniyetiyle ortak olmuştur diyor. Ve bu da tabii toplumda karşılık da buldu, etkili de oldu ve böyle olunca da muhalefet tabii başarılı olamadı. En son bir 2019 yerel seçimlerinde tabii bir miktar tablo değişti. Ancak bu noktada eğer muhalefet diyorsa ki, yani ekonomik olarak, dış politikada, sosyal alanda, eğitim alanında, gençlere yapılması gereken hizmetler alanında, her ne alanda olursa olsun, biz Türkiye'yi iyi görmüyoruz, bu iktidarın değişmesi lazım, zaten bunu da söylüyorlar. Ve öyleyse bu sefer CHP'siz ve HDP'siz bir ittifak alternatifi ortaya koymaları halinde, muhalif partilerin, iktidarın elindeki bu çok güçlü argüman elinden alınmış olur. Çünkü hakikaten yani bu tarafta CHP'nin, HDP'nin olduğu bir yerde yer almanız halinde, hani tabiri caizse zemzemle yıkanmış olsanız bile, en güzel şeyleri söyleseniz de faydası olmuyor. Hatta iktidar kanadı da diyor ki, evet benim de eksiğim var, hatam var, ekonomi şöyle, bu böyle, ama baksana kardeşim, bunu söyleyenler CHP'nin, HDP'nin yanına girmiş. Onlarla bir olmuşlar. Böyle olunca da bunların söyleme etkili oluyor. Böyle bir alternatif olabilir. Demokrasilerde çareler tükenmez sözünde olduğu gibi. Ama bu yönde bir hazırlık yapıldı, bir çalışma yapıldı, bir adım atıldı diye tabii söylemedik bunu. Partiler arası görüşmeler oluyor. Bundan sonra da olacak. O zaten Türk siyasetinin bir gereği. Bütün dünyada siyasetin bir gereği. Diyalog oluyor. Seçime daha yakın zamanda daha netleşmesi tabii beklenir bunların. Bir de Türkiye gibi 24 saatin bile çok uzun olduğu bir ülkede, evet, seçim döneminde yeni partiler kurulacak. Birçok yeni parti kuruldu. Değişik alternatifler, kombinasyonlar ortaya çıkacak. Ona göre tabii oturulup konuşulması lazım. Ama hep söylediğimiz gibi asıl mesele bizim, arkadaşlarımızın veya birkaç başka partideki insanın bir ittifaka girip de meclise girmesi, milletvekili olması değil elbette ki. Asıl mesele milletin derdine derman olacak bir çözüme ortaya koyabilmek, bir iktidarın oluşmasını sağlayabilmek. O çizgi üzerinden, o öncelikler üzerinden tabii ki bir ittifak, bir görüşme yapılabilir. Eyvallah başkanım. Türkiye'de büyük bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz? Öncelikle ben kendi şahsi bir fikrimi belirtmek istiyorum. Siyasette kullandığınız üslubu ben açıkçası bir genç olarak beğenen birisiyim. Eleştiri yaparken de gayet şık bir eleştiri, asil bir eleştiri tarzında açıkça söylemek istiyorum. Yani muhalefetin de bir düsturu ve siyasete açıkçası bir erdem kazandırdığını düşünüyorum bu üslubun. Bir genç olarak bunu söyleyip teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz siyasette şu anda? Elbette biz bazen takılıyoruz arkadaşlarımla sohbet sırasında, diyoruz ki şimdi 50 yaşında bir Necmettin Erbakan Hoca olsaydı acaba neler yapardı, iktidarı da çok sarsardı. Yani 70'lerin, 80'lerin internet olmayan, televizyon olmayan, sonrasında da sadece TRT'nin olduğu bir ortamında ve devlet desteği, maddi destek, maddi güç olmadan hakikaten ne kadar sarsmış iktidarı muhalefetteyken, bir de 91'den sonra meclise girdiğinde de
her meclis konuşması, her bütçe konuşması, her basın toplantısı hakikaten ses getirmiş. Tabii öyle bir muhalefet şu anda gözükmüyor mecliste. Meclis dışında da tabii bizlerin de yeteri kadar sesini duyurma imkanı maalesef olmuyor. Bu noktada tabii bizim eski döneme göre avantajımız internet olması, sosyal medyanın olması. Bu aslında büyük bir nimet. Yani o Refah Partisi'nin ilk yıllarında VHS videolar, VHS kasetler sırtlarında köylere, kasabalara taşıyorlardı. Bel fıtığı oldular. İşte Erbakan Hoca'nın konuşmalarını orada köylülere dinletelim diye. Tabii YouTube yok, internet yok, dijital dünya yok. Biz de büyüklerimize dinliyoruz o günlerdeki. Dinliyorsunuz evet, sizin için biraz daha eski. Evet. Dolayısıyla şimdi tabii çok imkanlar var. Bunları daha da etkili bir şekilde kullanmak lazım. Özellikle de tabii genç seçmenin internette daha çok zaman geçirdiği bir gerçek. O soruya artık da ayrıca geleceğim, çok önemli. Kağıt, gazete çok nostaljik oldu. Romantik bir şey oldu. Sadece eskilerin 50 yaş, 60 yaş üstündekilerin aldığı bir hale geldi. Televizyonlar, ana haber bültenleri de çok izlenmeleri düştü. Evet. Hele genç seçmene hitap etmek isteyenlerin tabii internette daha etkili olması lazım sosyal medyada. Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sık sık ifade ettiği bir konu var. Medyada işte ailenin düzenini bozduğu, aile birliğini bozduğuna dair kültürel bir dezenformasyon var ülkede. Bu gözüken bir şey. Bu söyleme katılıyor musunuz ve bunun için ne yapılması gerekiyor? Medyada özellikle dizilerle, filmlerle, kültürümüze karşı, gençlere karşı bir şey var. Şöyle mesela aynı kanalda sabah gördüğüm programda, sabah işte tartışma programı, televizyon programında işte medyadaki durum eleştiriliyor. İşte şunlar oluyor, bunlar oluyor. Akşam aynı şeyin dizisi yapılıyor aynı televizyon kanalında. Bunun pek çok, yani sadece hükümet tarafında değil, diğer muhalif tarafta da aynı benzer durumun söz konusu olduğu söylenebilir. Bunun için alternatifler herhalde görüyorsunuz. İnternet ortamı, parti içinde çalışmalar açısından internet ortamı. Çok doğru. Bu muhalefetle ilgili biraz evvelkinde bir eksik kaldı. Tabii muhalefet boşluğunun yanında muhalefetin çözüm üretmemesi, çare üretmemesi problemi de çok var. Yani mesela CHP eleştiriyor ama biz olduğumuz zaman şunu yapacağız, doğrusu budur deme noktasında eksik kalıyor. Yani hatta çok da rencide edici şekilde de eleştirirler, sert bir dille. Evet, eleştirmek çok güzel ama çare, yani teşhis yapmakla iş bitmiyor, tedavinin ortaya konması lazım. Bir de çareyi koymaya kalksa bile geçmişinden dolayı insanlar da inandırıcı olmuyor. Evet. Diyorlar ki sizin hem iktidarda olduğunuz hem iktidar ortağı olduğunuz dönemde de, özellikle ekonomide, dış politikada da öyle, bu eleştirdiğiniz hususlarda aslında siz de aynı şeyi yaptınız veya buna bir çözüm üretemediniz. Diğer yeni kurulan bazı partiler, AK Parti'den ayrılanlar, onların da çok dezavantajı var bu konuda. Çünkü eleştirdikleri konuların %80'lik, 90'lık kısmında kendileri de işin içinde. Hem de AK Parti'nin en üst karar organında ve hükümetin, kabinenin de en etkili, en icracı bakanlıklarında görev yapmış insanlar, 10 sene, 12 sene eleştirilen, yanlış gitti dediğiniz şeylerin %80'inde, 90'ında siz de işin içindeydiniz. Dolayısıyla muhalefetin Türkiye'de büyük dezavantajı var o konuda. Biz yeniden Refah Partisi olarak milli görüş geçmişimizi örnek gösteriyoruz, referans gösteriyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, milli görüş geçmişinde cevabı verilemeyecek bir soru yok. Tertemiz, muazzam bir manevi miras. 54. hükümette efsane hizmetler. Daha önceki Milli Selamet Partisi'nin iktidar ortağı olduğu dönemde efsane hizmetler. Bizim diyoruz referansımız bu, geçmişimiz bu. Biz bu referansla geliyoruz. Dolayısıyla biz çözebiliriz diyoruz. Diğerlerinde dediğim gibi böyle bir avantaj yok. Tabii medya ile ilgili konuda bizim sık sık söylediğimiz bir söz vardı. 100 sene önce Çanakkale'den geçemeyen dış güçler, Çanak antenlerden geçerek, internet hatlarından geçerek evlerimize, odalarımıza kadar girdiler diye. Gerçekten de öyle. Maalesef biz de bakıyoruz. Benim gene bir benzetmem vardı. Yani dizilere bakıyorsunuz. Kim kimin annesi, kim kimin babası belli değil. Hatta her hafta, her bölümde yeni bir anne, yeni bir baba çıkıyor. Şimdi sadece müstehcenlik olması şart değil. Yani senaryosu, kurgusu, onu izleyen, ki bunlar halka açık parasız kanallar ve üzülerek ifade etmek gerekirse bir kısmı da havuz medyası diye muhalefetin adlandırdığı iktidara yakın kanalların yayınları. Yani çoluk çocuk herkesin izleyebileceği yayınlar. Bunlar da bu şekilde olması 10 yaşında, 12 yaşında, 13-15 yaşında gençleri, çocukları çok olumsuz etkileyebilecek bir durum.
Diğer taraftan o paralı kanallar özellikle son dönemde dış güçlerin stratejisi LGBT üzerine. Evet. Allah muhafaza buyursun. Ve son bir senede Hollywood filmlerinin belki %30'unda, 40'ında mutlaka bu konu işleniyor. Tabii. Özendirilerek işleniyor. Evet. Ve bu paralı kanallarda bu konuda özellikle büyük vazife yapıyorlar. Medyanın islah edilmesi demiştik zaman zaman. O islah kelimesi bazıları biraz sert buldular. Tabi olumlu anlamda söylüyoruz. En başta RTÜK'ün, devletin bu konuda tedbir alması lazım. Çünkü ahlaki manevi açıdan Allah vermesin yeni nesil, gençlik çökmesi halinde, ailenin çökmesi halinde rahmetli Erbakan hocamızın meşhur sözü, tank, top, tüfek para da fayda etmiyor. Asıl gücümüz imanlı, inançlı, ahiret bilinci olan, haram helal bilinci olan gençliğin yetişmesi. Onda da medyanın tabii çok büyük etkisi var. Evet. Ve tabii internet de artık buna katıldı, sosyal medyada. Peki başkanım, aileye hedef alan başka durumlar da var biliyorsunuz. Bir İstanbul Sözleşmesi gerçeği var şu an ülkede. Çokça eleştirilen bir sözleşme pek çok hocanın. Siz bu konuda düşüncelerinizi ben merak ediyorum açıkçası. Evet. Bununla ilgili zaman zaman söylüyoruz. Hatta diyorum ki dış güçlerin, biraz da iddialı bir söz belki ama dış güçlerin Türkiye'de her apartmana bir kanser, bir kısır projesini şu anda yaşıyoruz. Evet, evet. Gerçekten izleyenler de bunu takdir edeceklerdir. Çevrelerinden de bilirler. Ben de biliyorum. Tanıdık da, akraba, eş dost da, kanser olmayan, kısır olmayan bir apartman, belki de bir hane bulmak artık zorlaştı. Evet. Ne alakası var? Şu alakası var. Kanserojen maddelerin pek çoğu gıdaların içine katılıyor. Bu gıda firmalarının pek çoğu Siyonizmin elinde. Bu kanserojen katkı maddelerini üreten pek çok firma, dış güçlerin, dünya Siyonizminin emrinde. İlaç sanayi, aşı sanayi ellerinde ve bunların bu kanser ve kısırlıkta çok büyük payı olduğunu düşünüyoruz. Bunu gösteren araştırmalar da var. Özellikle tabii GDO'lu tohumlar, GDO'lu besinler, bunun deneyleri yıllarca yapılmış. Fareler, maymunlar üzerinde düşük doğum, sakat doğum, kanser, kısırlık gibi yan etkilere yol açtığı. Şimdi bunlar tabii yaygınlaştırılıyor ve bu arttırıldı. Şimdi bunu neden istiyor onlar? Çünkü onların maksadı dünyaya hükmetmek. Evet. Dünya 7 milyar. Hele hele Arap dünyası, İslam alemi çok daha çabuk çoğalıyor. Çok çocuk sahibi oluyor. Kendileri de bir avuç, birkaç milyon insan. 7 milyar insana nasıl hakim olacağız? Öyleyse nüfusu azaltalım. Bunu ta Fransız devriminden itibaren dile getiriyorlar. Pandemi de bu işin bir parçası görüyor musunuz? Yani ondan da çok şüphelendiğimizi ifade ettik. Evet. Nüfusu azaltmak için bir yol. Bir de arkasından yapılacak aşıyla yeni nesilleri kısırlaştırma olabilir diye her zaman şüphe ettiğimizi de ifade ettik. Evet. Çünkü bu en temiz yol onlar için. Çünkü savaş yapsanız dünya kadar maliyet. Kendinizden bir sürü zayiat. İşte Amerikan kamuoyunu ikna edemiyorsunuz. Amerikan kamuoyu diyor ki Irak'ta bizim çocuklarımız niye ölüyor? Evet. Büyük İsrail için ölüyor diyemiyorsun. Japonya'ya atom bombası attılar. 70 senedir hala hesap soruluyor. Evet. Yani hukuken değil ama imaj olarak sıkıntıya giriyorlar. Laf anlatmak zorunda kalıyorlar. Evet. Büyük Orta Doğu projesi yapalım dedi. 20 sene oldu. Daha istediği noktaya gelemedi. İran'la uğraşıyorsunuz. İran'da devrim olduğundan beri 33 sene oldu. 32 sene oldu. Hala İran'a diş geçiremedi. Ama pandemi ve arkasından kısırlık, Allah'a vermesin, çok güzel bir yöntem. Faili meçhul, maliyeti düşük, kimse suçlanmayacak ve birkaç milyon imtiyazlı azınlık ve onlara kölelik, müstahdemlik yapacak 500 milyon, en fazla 1 milyar insan. Bir diğer boyutu tabii bu köleler, yani bizleri, kendileri dışındaki bütün insanları kastediyorlar. Bunlar kaynakları tüketiyor. Şimdi petrol mesela bitiyor, su kaynakları bitiyor. Altın, gümüş, pırlanta, krom, her şeyi bitiriyorlar. Toprakları kullanıyorlar, kaplıyorlar. Boşuna yer kaplıyorlar. Bunlardan kurtulmanın bir yolu diye şüphe ettiğimizi ifade etmiştik. Tabii LGBT ve eşcinsellik konusundaki propaganda da aslında bununla ilişkilendirilebilir. Çünkü sağlıklı bir şekilde neslin çoğalması, çocuk sahibi olunması, sağlıklı karı koca ilişkisinin olduğu, karı koca birlikteliğinin olduğu bir aile yapısının ortada kalmaması onlar için son derece avantajlı, bu dış güçler, bu imtiyazlı azınlık için. Zaten Hollywood'un, sinema sektörünün, medyanın, yazılan kitapların bu noktadaki
mücadelesi, propagandası son derece manidar. İstanbul Sözleşmesi de aslında onun tabii hukuki boyutu, yasal düzenlemesi. Yani bundan sonra ben diyorum ki hani İsviçre'de Ermeni soykırımı diye bir şey yoktur demek nasıl suç sayılıyor? Efendim Yahudi aleyhtarlığı Avrupa'da nasıl suç sayılıyor? Öyle bir noktaya getirmek istiyorlar ki eşcinsellik ahlaksızlıktır, sapıklıktır dediğin zaman kanun önünde hesap vereceksin, evet. Cezaya çarptırılacaksın. Yani bunu dokunulmaz bir duruma getirmek, eşcinsel evliliklerin önünü açmak. Şimdi mesela orijinal metninde partner ifadesi, partner kelimesi kullanılıyor. Bunu Türkçe metne çevirirken ebeveyn diye çevirmişler. Evet. Ebeveyn dendiği zaman bir anne baba birlikteliği akla geliyor. Halbuki orijinali partner, yani partner erkek erkek de olabilir, kadın kadın da olabilir. Allah muhafaza. Her şeyi ifade ediyor. Bu sapkınlığın, bu çarpıklığın önünü açmanın altyapısı. Diğer taraftan mesela Türkçe metinde aile içi şiddet demiş. Halbuki orijinal metinde domestik kelimesi kullanılmış. Evet. Domestik ev içi, iç. Yani bir aileden söz etmiyor orijinal metinde. Aile olmana gerek yok. Kadın kadına, erkek erkeğe de bir birliktelik olur. O da bir birliktelik olarak sayılır. Sözde namus gibi kavramların kökünün kazınması lazım diyor. Yani bizim tarihimize, evet. inancımıza, kültürümüze asla uymayacak bir şey. Ve tabii bu toplumsal cinsiyet konusu. Bu da zehirli bir kavram. Yani paradigma olarak ifade edebileceğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin paradigmasını oluşturan zihniyet, anlayış, toplumsal cinsiyet kavramını getiriyor. Toplumsal cinsiyet dediği de siz insan olarak doğuştan, biyolojik olarak, fiziksel olarak getirmiş olduğunuz, özelliklerini taşıdığınız cinsiyete bağımlı kalmak mecburiyetinde değilsiniz. Yani Allah sizi erkek yaratmış, kadın yaratmış fark etmez, haşa. Siz zaman içerisinde kadınsanız erkek rollerini de benimseyebilirsiniz. Erkekseniz kadın rollerini de benimseyebilirsiniz. Bunda sorun yok, bu doğaldır. Toplum tarafından kurgulanmış, belirlenmiş davranış kalıpları, özellikler, bunlar belli cinslere özgü davranış kalıpları, özellikler yeniden kurgulanabilir, yeniden değiştirilebilir. Bu sosyal bir şeydir. Toplum tarafından kurgulanmıştır. Toplum tarafından dayatılmıştır. Dolayısıyla bunlara, bu dayatmalara uymanıza gerek yok. Doğuştan getirmiş olduğunuz, sahip olmuş olduğunuz cinsiyetin temel rollerine, özelliklerine sadık kalma mecburiyetiniz yok. Bu zihniyetle yazılmış bir sözleşme tabii ne kadar hayır getirecek? Elbette ki getiremez. Ve bunu tabii kadına şiddeti engelleme perdesiyle yapıyorlar. Tam tersine yürürlüğe girdiği sene Türkiye'de 120 kadın cinayeti varken, evet. geçen sene Türkiye'de 470 kadın cinayeti oldu. Evet. Önlese zaten şimdiye kadar bu önlerdi. Evet, çok teşekkür ederim. Ekonomiyle ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Dolar tabii. yükseliyor biliyorsunuz. Dolar yükseldiği zaman faiz silahı çekiliyor. Merkez Bankası %2 faiz artırımına gitti. Dolar ve faiz bu sarmaldan nasıl kurtulabiliriz? Yeniden Refah Partisi'nin buna ilişkin çözümleri var mıdır? Elbette. Tabii Milli Görüş'ün en büyük önem verdiği noktalardan bir tanesi ekonomiydi. Çünkü evet. insanların tabii saadeti, selameti, huzuru, hem adaletin sağlanması önemli hem de aynı zamanda refah boyutu var. Yani adaleti çok iyi tesis ettin ama insanların karnı açsa sadece adaletle de olmuyor. Refah, herkese refah, paylaşımda adalet. Ve nimetlerin, gelirin, servetin, kaynakların adil bir şekilde bölüşülmesi. Bunu her zaman Milli Görüş olarak ifade ettik. Şimdi de tabii dolar artıyor. Birincisi dolar niye artıyor? Bir defa siz ithalata bağımlı olursanız, 50 milyar dolar yılda dış ticaret açığınız olursa, yani ithalatınız ihracatınıza yılda 50 milyar dolar fark atıyor. Geçen 2020 senesi böyle kapatıldı. Türkiye'de ürettim dediğiniz, yerli ürün dediğiniz ürünü üretmekte kullandığınız malzemenin, ham maddenin %82'sini dışarıdan getiriyorsanız. Yani bu ne demek? Yerli üretim, yerli ürün dediğin ürün %82 oranında ithal. Çünkü üretmek için kullanacağın malzemeyi %82 oranında dışarıdan getirmen gerekiyor. Ve aynı zamanda bu şu demek, her 100 dolarlık ihracatında otomatik olarak 82 dolar ithalatında artıyor demek. Bunu niye anlatıyorum? Sürekli döviz ihtiyacı içindesiniz. İthalat yapacaksınız. Dışa bağımlı ekonominiz, ithalata bağımlı. Dövize olan bu talep, bu ihtiyaç sürekli dövizin fiyatını arttırıyor. Diğer taraftan tabii üretim ekonomisi olmadığı için bu ithalat oldu. Yani
üretime yönelik, istihdama yönelik, ihracata yönelik özellikle devlet eliyle gereken yatırımlar, gereken adımlar yapılmadığı için köprü, havaalanı, spor tesisi, okul bunlar tabii ki güzel, gerekli. Ama asıl insanlara istihdam iş imkanı sağlayacak, ihracat imkanı sağlayacak ülkemize ve özellikle de katma değerli ihracat yapılmasını sağlayacak üretime, sanayiye, teknolojiye yönelik yatırımlar yapılmadı, adımlar atılmadı. Bunun için de ithalata bağımlı kalınca döviz fırlayıp gitti. Diğer taraftan borç ve faiz ekonomisi diye hep söylüyoruz. Yani bir kaynak lazım olduğu zaman borç alacaksın içeriden dışarıdan. Büyük ölçüde de dışarıdan da alınıyor tabii. Bu borçların da faizini de zamla, vergiyle millete ödeteceksin. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki borcu borçla kapatma noktasına geliyor. Şu anda da ciddi bir mali sıkıntı var. Bu niye doları arttırıyor? Sürekli dolara ihtiyacın var. Şimdi 12 aydan kısa sürede Türkiye'nin ödemesi gereken dış borç miktarı 170 milyar dolar. Yani 12 ayda bir 170 milyar doları bulup dış borç geri ödemesi yapacaksın. Bu borcunu bitirmiyor. Bir dahaki 12 ay bir 170 milyar dolar daha gelecek. Bu kadar kısa vadede bu kadar yüksek döviz ihtiyacı olduğu zaman habire döviz kapanın elinde kalıyor. Başta devlet habire döviz toplamak zorunda çünkü dış borç ödeyecek. Bu da dövizi arttırıyor. Peki döviz arttıktan sonra bu sefer faizi arttırıyorsunuz. Faiz arttığı zaman da bu sefer yatırım, üretim, istihdam, ticaret, girişim hepsi akamete uğruyor. Kredi almış olanların kredi faizleri fırladığı için ki şu anda kredi faizleri %20'yi belki de aşacak. Bunların kredilerini ödemesi mümkün olmuyor. Sadece sermaye sahibi faizle gelir elde eden içeride ve dışarıda rantiyeci kesimin işine gelecek bir durum. Faiz arttırarak da çözmek mümkün değil. Asıl mesele borçlanmadan, zam yapmadan, vergi koymadan, millete yük yüklemeden Cenab-ı Allah'ın verdiği kaynakları, zenginlikleri bir mali imkana, finansmana dönüştürüp bu finansmanla, bu imkanla da üretime yönelik, istihdama yönelik, ihracata yönelik yatırım yapmak, adım atmak, hele hele katma değerli ihracata yönelik. Bunun için de tabii Ar-Ge lazım, teknoloji lazım. Bu yönde teşvikler vermek, devletin öncülük etmesi ve bunu arttırmak. Yani faizi yükselteyim, efendim elimdeki doları bozdurayım, işte manavı, bakkalı, kasabı, esnafı, aracıları, komisyoncuları azarlayayım, bunlara kızayım. Yani bunlarla tabii enflasyonun düşmesi, ekonominin düzelmesi mümkün değil. Üretmeden, ihraç etmeden ekonomiyi düzeltmeniz mümkün değil. Özellikle de katma değerli ihracatı hep söylüyorum. Allah rahmet eylesin, Endonezya Cumhurbaşkanı Yusuf Habibi Bey, Endonezya'da ilk uçak fabrikasını kurdu, ilk ve tek. Erbakan hocamızın Amerika'da, Almanya'dan, üniversiteden arkadaşı. O da Endonezya'nın Erbakanı gibi. Buraya Erbakan hocamızı anma programına geldi. Kendisi konuşmacıydı. Arkasından sohbet ederken bize dedi ki biz niye Endonezya'ya dönünce Almanya'dan orada uçak fabrikası kurduk Endonezya'da? Neden kurdunuz efendim? Dedi ki siz Türkiye olarak domates, biber, patlıcan üretiyorsunuz yıllardan beri. Kilosunu kaça satıyorsunuz? İşte 50 sent, 1 dolar, 2 dolar. Hadi taş çatlasın 3 dolar. Dedi ki şu Avrupa'da bir Airbus uçak fabrikası var. Onlar ürettiği Airbus uçağının kilosunu kaça satıyor? 5000 dolar, 7000 dolar, 10.000 dolar. Adamın ürettiği ürünün kilosu, sattığı ürünün kilosu 10.000 dolar. Senin sattığın ürünün kilosu 1 dolar. Senin 10 senelik domates, biber ihracatından elde ettiğin geliri adam tek bir uçak satarak elde ediyor. Nasıl onunla rekabet edeceksin? Nasıl kalkınacaksın? Nasıl zenginleşeceksin? Katma değerli üretim o açıdan çok önemli. Bunun için de tabii kaliteli nesil yetiştirilmesi lazım. Donanımlı, ilmi yönü kuvvetli, teknik yönü kuvvetli nesil yetiştirilmesi lazım. Ve tabii bu alanda kaynak bulunup devletin bu alana öncelik verip yatırım yapması lazım. Bunun için tabii tersine beyin göçü çok önemli bir şey. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Varank'ın da sürekli vurguladığı bir husus tersine beyin göçü. Tersine beyin Türkiye'de en önemli asıl problem ve sorunun da kaynağının altına inmiş olabiliriz. Çünkü tersine beyin göçü demek buradaki iş imkanları olabilir. İşte belki adalet sisteminde bazı görülen yanlışlıklar olabilir. Bunların düzeltilmesi herhalde bunlara imkan sağlayacaktır. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Zaten cevabı da çok güzel verdiniz. Çünkü derdimiz ortak. Zaten cevap da malum. Bir defa tabii üretime yönelik bir anlayış olması lazım. Teknolojinin, Ar-Ge'nin, bilimsel çalışmanın önemini kavramış, buraya ağırlık veren
Yani beton çimento ekonomisinden ziyade onlar tali işler, ilave işler. Asıl olarak bu noktaya ağırlık veren bir anlayış. Bu noktayı teşvik eden, bu alana yatırım yapan, bu alanda olanların arkasında duran bir devlet olması lazım. Bu tabii beraberinde iş imkanını, istihdam imkanını getirecek. Evet. Ve biraz evvel sizin ifade ettiğiniz gibi adaletin tesis edilmesi çok önemli. Ehliyetin, liyakatin geçerli olması. Şimdi Türkiye'de gençler neden umutsuz? 18-30 yaş arası gençlerin %60'ı yapılan araştırmalarda fırsatım olsa başka ülkede yaşamak isterim demesi çok acı. E neden? Çünkü diyor ki ya 3 tane diplomam olsun, Amerika'dan doktoram olsun, 5 tane sertifikam olsun, her şeyim olsun. 3 tane de yabancı dil bileyim, gene de para etmiyor. Ama iktidara yakın, güçlü, her neyse bağlantısı olan bir akrabam, bir tanıdığım, bir dayım olması lazım. Bu olmazsa ne yaparsam yapayım bir noktaya gelmem, bir işe girmem mümkün değil. Kendini geliştirmekten çok o bağlantılara önem veriyorlar. Önem veriliyor. Şimdi bu inanca sahip bir gencin tabii ümidi de kalmaz. Türkiye'de durmak da istemez. Yani akrabalık, hemşerilik, yandaşlık, okul arkadaşlığı gibi kriterler yerine asıl önemli olan ehliyetin, liyakatin geçerli olması, adaletin geçerli olması. Bizim ecdadımız zaten bunun en güzel örneklerini vermiş. Sultan Fatih, evet. İstanbul'u döven topları Macar Urban Usta'ya yaptırması. Liyakatin örneği. Evet. Liyakatin önemi. Portresini İtalyan ressama çizdirmesi. Yani bizim cami cemaatimizden Müslüman namazlı abdestli biri bu işleri yapsın diyebilirlerdi. Ama en iyisini kim yapacaksa ona veriliyor. Aynı şekilde tabii bu gençlerin bırakın tersine beyin göçünü, Türkiye'deki gençler gitmek istiyor. Bir defa bunun da engellenmesi lazım. Bunun engellenmesi de biraz evvel söylediğim adımlara bağlı. 19 senede TÜBİTAK'a 14 milyar dolar bir kaynak ayrılıyor. 19 senede borç faizi olarak ödenen miktar 526 milyar dolar. Borç faizine verdiğimiz paranın neredeyse 40'ta birini TÜBİTAK'a ayırabilmişiz. Böyle olunca tabii bu ortam oluşmuyor. Beyinlerimiz ve en büyük sermayelerimizden bir tanesi, belki paradan, tanktan, toptan, tüfekten daha da önemli. Bunları maalesef ki kaptırıyoruz. Biraz evvel söylediğim anlayışla ancak bu durum tersine çevrilebilir. Evet, son iki soruma gelirken özellikle gençliğe girdik. Bu konuda Z kuşağı, Vav kuşağı çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Allah göstermesin yumuşak Y kuşağı, artık kuşak kuşak bunlar hep konuşuluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz aynı zamanda Türkiye'nin en genç liderlerinden kuşaklar birisiniz. Çok, evet, çok evet. Bu kuşak tartışması çıkıyor. Ben bir genç olarak şunu da eklemek istiyorum müsaadenizle. Bazen Cumhurbaşkanı yayınlarına bakıyorum, şey YouTube'da vesaire. İletişimde bir problem olduğunu hissediyorum bir genç olarak. Çünkü mesela gençlikle ilgili sınav yayını izlemişim YouTube'da. Bayağı bir dislike almıştı o yayın. Orada sürekli şu konu konuşuluyordu. İşte şunları yaptık, bunları yaptık. Gençlik artık başka bir şey istiyor. Bu doğru yanlış diye söylemiyorum bunu. Bunu okumak gerekiyor. Burada bir eksiklik olduğunu görüyorum. Siz bu Z kuşağı, Vav kuşağı, artık isimle ne kuşağı derseniz bir genç bir başkan olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Rahmetli annem hep öyle derdi. Şimdi çocuklar derdi cin gibi. Yani bizim zamanımızın çocukları gibi değil derdi. Gerçekten ben de görüyorum. Yani Z kuşağına daha gelmeden 5 yaşında, 6 yaşında çocuk tableti, bilgisayarı, telefonu annesinin çözemediği uygulamayı çözüp annesine, babasına, dedesine öğretiyor. Evet. Gerçekten çok acayip zehir gibi, olumlu manada söylüyorum, zeka anlamında bir nesil. İşte rahmetli annemin cin gibi dediği gibi. Bir de bir örnek, çarpıcı örnek, ben çok etkilenmiştim. Benim ablamın kızı o zaman herhalde 13 yaşındaydı veya belki 12 yaşındaydı. Bu rahmetli Olçok vefat etti biliyorsunuz. Onun vefatından sonraki ilk reklam kampanyaları AK Parti'nin televizyonda gösteriliyor. Benim ablamın kızı dedi ki, şöyle biraz baktı ya dedi, bu Olçok'tan sonra dedi bu işi beceremiyorlar. Çok fark etti, çok kötü oldu. Ya 12 yaşında bir çocuk. Yani. Şimdi ben hakikaten o kadar fark etmedim o söylemese. Onun söylemesiyle biraz daha da dikkat ettikten sonra ve zaman içinde hakikaten o eski havası kalmadı reklam kampanyalarının. Dolayısıyla tabii yabana atılmaması lazım. Yabana atmayı bırakın. Yani öyle güzel beyinler, öyle güzel fikirler, öyle değerli zeka sahibi gençler, çocuklar oluyor ki onların yurt dışına kaptırılması belki 100 milyar doları kaptırmaktan daha maliyetli. Çünkü onun geliştireceği bir proje, ortaya koyacağı bir fikir size trilyon dolar getirebilecek bir fikir olması mümkün. Dolayısıyla işte mesela Amerika'daki en büyük teknoloji şirketlerinin ismini vermeyelim söylüyorlar. Evet. Piyasa değerleri
Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşundan 3 kat, 5 kat fazla. E şimdi bu beyin gücü işte. Yani dolayısıyla bunların tabii sahip çıkılması, bu potansiyelin farkında olup değer verilmesi son derece önemli. Hem üstün zekalı çocuklarımız için de bu var. Üstün zekalı olmasa bile şimdi artık yeni nesil çoğu üstün zekaya yakın gerçekten. Ama maalesef bunun değeri tam olarak anlaşılamıyor. Kıymeti bilinemiyor. Biraz da eski anlayışla devam ediyor. Çocuktur, bilmez gibisinden. Bunları tabii hiç doğru bulmuyoruz. Peki bu konuda benim bir özel sorum olsun. Selçuk Bayraktar'ın çalışmaları var, İyi Asya. Maalesef muhalefette işte bir damat endeksine sıkıştırmaya çalışıyorlar. Oysa benim söylediğim, bu benim gözlemim. Yani alıp onu güller içine, pamuklar içine ben yani şey yapasım geliyor bir genç olarak. Çünkü ben orada siyasi bir şey gözetmiyorum. Benim ülkeme araç geliştiriyor. Sayın Necmettin Erbakan hocamızın da fotoğraflarını da buraya koyarım. Ziyaretleri vardır Özdemir Bayraktar Bey'e vesaire. Bu konuda siz Selçuk Bayraktar'ı nasıl görüyorsunuz? Tabii bizim 100 tane bayraktarımız olsa diye biz bir televizyonda söylemiştik. Evet. Yani sadece Selçuk Bayraktar değil, damat olmasa da yani Sayın Cumhurbaşkanı damadı olmasa da dediğiniz gibi muhalefet partisinden bir başkanın damadı da olsa kesinlikle ona da destek olunması. Evet. 100 tane dediğim gibi keşke olsa da bu yüksek teknoloji üretimimiz, yüksek teknoloji ihracatımız arttırılabilse şu anda çok düşük. Yani yeterli seviyede değil. Evet. Tabii mesafe alındı ama yeterli değil dediğim gibi. Bu konuda rahmetli Erbakan hocamız hep söylerdi. Teknoloji insanlara, özellikle de Müslümanlara Cenab-ı Allah'ın bir rahmetidir diye, nimetidir diye. Tabii doğru bir şekilde değerlendirilebilirse, gereken önem verilirse, gereken çalışma yapılırsa büyük bir nimet. Yani bazen çok düşük maliyetle, sıfır maliyetle yüz milyarlarca dolarlık katkı sağlamanız mümkün oluyor. Katma değerli ihracat dediğimiz sadece uçak, tank üretimi değil. Aynı zamanda bir yazılım, bir buluş, bir fikir, bir ilaç, bir aşı oluyor mesela. Yani bunlar da gençlerden beklenecek şeyler tabii ki. Evet. Ve gençler de bu yeni nesilde buna çok yatkın. Gerçekten fikirleriyle eski dönemki gençlerin, çocukların çok daha ötesinde olduğunu ben de rahmetli annemin dediği gibi hissediyorum. Ama işte onlara uygun ortamın sağlanması, bu önemli. Hem tabii ekonomik anlamda, hem adalet anlamında, siyasi anlamda onların Türkiye'ye güvenmesi, burada gelecek görmesinin sağlanması lazım. Erbakan hocamızın dediği gibi heyecan, heyecan, heyecan diye. O heyecanı duymasını sağlamak lazım. Ben son bir ricam var, ondan sonra bitirelim inşallah Sayın Fatih Bey yayınımızı. Erbakan hocamızın gençliğe dair bir anısını sizinle veya çocukluğunuzda bir anısı varsa bizim kanalımıza özel, izleyicilerimize özel, böyle belki duyulmamış olabilir veya gençlere böyle öğüt niteliğinde aklınıza gelen bir şeyiniz var mıdır? Veya bir baba oğul ilişkinizde size verdiği öğütlerden bize aktarabileceğiniz? Evet, rahmetli Erbakan hocanın hem gençliğe hem hepimize aslında en güzel öğütlerinden, sözlerinden bir tanesi, dünyanın en akıllı insanı IQ'su en yüksek olan değil. Dünyanın en akıllı insanı profesörler değildir, Nobel ödülü alanlar değildir. Dünyanın en akıllı insanı Allah'tan en çok korkan insandır derdi. Eyvallah. Yani bu şu demek tabii zaten anlaşılıyor. En büyük akılsızlık 3 günlük dünya hayatı için ahiretinizi tehlikeye atmak. Evet. Sonsuz ahiret hayatını. Tam tersine sonsuz ahiret hayatını hesap ederek dünyada yaşamak, hareket etmek de 3 günlük dünya hayatını o şekilde geçirmek de en büyük akıllılık. O sözü gerçekten önemli. Yine meşhur biliyorsunuz sözlerinden, dünyanın en iyi bilgisayar mühendisini, yazılımcısını yetiştirin. Ahlak maneviyat olmazsa bilgisayar üzerinden, internet üzerinden banka hesaplarını hackler. Evet. Kendi hesabına para aktarır. Öyleyse bu ilmi ona vermeseniz daha iyiydi. En azından bu suçu, bu yanlışı yapmazdı. Diğer taraftan dünyanın en iyi cerrahını yetiştirin. Bu adam para için adam kesebilir. Yani ahiret bilinci, haram helal bilinci, ahlak maneviyat olmazsa ki bunun örneklerini görüyoruz. Gerek olmadığı halde tetkik yapacağım, görüntüleme yapacağım, efendim MR çekeceğim, ameliyat yapacağım. Niye hastanenin cirosu artsın diye. Yine çok zeki bir insan, ahlak maneviyat olmazsa o zekasını kasa hırsızlığı yapmakta kullanır, banka soyma planı yazmakta kullanır derdi. Zaten önce ahlak ve maneviyat bayrağının, sloganının, milli görüşün ilk yola çıkışında en ön planda durması bu Erbakan hocamızın bu sözleriyle de paralel.
İnşallah onun için biz de hep diyoruz, yeniden Refah Partisi olarak bilimsel, teknik kalitesi yüksek olacak elbette ki yetiştirilecek olan neslin. Ama aynı zamanda ahlaki ve manevi kalitesinin de yüksek olması lazım. Bu olmazsa maalesef faydadan çok zarar getirebilecek bir neslin yetişmesine yol açabilir. Çok teşekkür ederim Erbakan Bey, bizi ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim. Bütün izleyicilerimizi, özellikle de genç izleyicilerimizi ayrıca hususi olarak selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Siz de vesile oldunuz. Tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkıyor. Daha çok kişinin görmesine vesile olabilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Sorularınız varsa iletebilirsiniz. Sayın Fatih Bey de onları inceleyip inşallah bana iletir veya daha sonra Şerif abimiz var, basın danışmanı. Birlikte de bir daha bir inşallah görüşme imkanımız olur. İletiriz. İnşallah evet, bu bir başlangıç olur inşallah. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda Allah ömür verirse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.